insanoğlu her zaman keşfin sınırlarını zorladı. Bilim kurgunun eşiğinde sıra dışı bir düzen doğuyor. Şimdi arkanıza yaslanın ve hayal edin. Çığır aşan teknolojiyle donanmış, sizden daha hızlı ve daha güçlü ama sizin gibi davranan, sizin yerinize düşünen, sizin yerinize çalışan, kısacası hayatınızı daha kolay hale getirecek olan teknolojileri düşünün. Çünkü gelecek bu. İnsanoğlu, 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 insanoğlu. İnsanoğlu tarih boyunca hayatı daha kolay ve verimli hale getirmenin yollarını arayıp durmuştur. Ama ben robotların insanların yerine geçebilecek kadar iyi olduklarını düşünmüyorum. Çünkü her teknolojik alette olduğu gibi onların da bir açma kapama tuşları var. Birçok önemli bilim insanı ve mühendis günlük işlerde fiziksel çabanın azalması, iş gücünün artması için çabalamıştır. Robot, artık hayatlarımızın neredeyse tamamını teslim etmeyi düşündüğümüz makinelere verdiğimiz isim. ...800 yıl önce Diyarbakır'da yaşayan dünyanın ilk sibernetik ve robotik bilgini Ceziri de insan hayatını kolaylaştırmak adına birçok yeni icada imza attı. Yüzyıllar önce bilgisayarın temelini atan, fen ve teknik alanda o dönem hayali bile kurulamayan yeni fikirleri kağıda döken Ceziri'den günümüze kadar teknoloji neredeyse hiç soluk almadan gelişmeye devam etti. Ceziri'den günümüze kadar muhteşem gelişmeler yaşanmış olsa da yine de etrafımızda bilim kurgu romanlarından fırlamış robotlarla yaşamıyoruz. Ama hayatımızın tümüne sirayet etmiş yarı robot ve elektronik eşya bizlere hizmet ediyor. Üstelik bunların hepsini küçücük bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Hayatımızın her alanında elektronik eşyalarla yaşamaya devam ediyoruz. Yazıyoruz. Eğleniyoruz. Konuşuyoruz. Hem de tüm dünyayla. Doğan Bey. Valla. Kayıttayız. Çok pardon ya ben. Merak ettiğim bir şey var. Bunca elektronik eşyayla işimiz bittiği zaman onlara ne oluyor? Ya da nereye gidiyorlar? Ben Doğan Akdoğan. Bu programda atıkla mücadeleme tanıklık edeceksiniz. Alo. Efendim merhabalar. Bana Sultan Ahmet Adliyesi'ni bağlayabilir misiniz? Hay hay çok teşekkürler. Alo. Efendim merhabalar, ben avukat Halis Can'dan. Eksik evraklar için aramıştım sizi. Evet, tabii. Alo. Alo. Alo efendim, sesiniz duyulmuyor. Alo. Alo. Adana Çıkara'dan. Alo. Adana. 1960'ların ortalarına gelindiğinde telefon çok lüks sayılan bir aletti. Görüşmek istediğiniz yer için santral memurundan randevu alırdınız ve size en az 3-4 saat sonra dönerlerdi. Adana Çıkara'dan cümlesi filmlerden hoş bir hatıra olarak kaldı. Bugün yaşanan durumsa oldukça farklı. Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında büyük yer kaplıyor. Merhaba kardeşim, ismin nedir? Servet'iniz. Servet, sana şimdi çok can alıcı bir soru soracağım. Hazır mısın? Evet, hazırım. Bunu sormaya bile gerek yok ama cep telefonu kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Kullanıyorsun tabii ki. Peki, sana şöyle bir şey soruyorum şimdi. Cep telefonunu elinden bir ay alsak, cep telefonunu bir ay kullanmayacaksın. Ne dersin? Hayır derim. Sanmıyorum pek fazla. Sanmıyorsun. Yapamam. Nerede olduğuma bağlı. Olmaz. Kabul edemem bunu, hayır. Zor olur.
Hayır. Ben de etmemem. Canım sıkılır ya. Ben de yapabileceğimi sanmıyorum. Peki bir gün? Bir gün olabilir. Denenebilir. Bir gün maksimum. Maksimum bir gün. Ben yine dayanamam. Olur. Olur mu? Olur. Final haftasıysa bir hafta kalırım ben. O da zor olur. Yani bir gün de zor olur. Yani bir günde zor olur. Evet. Ama illa derseniz yaparım. Bir gün kalırım canım. Bir güne de hayır. Peki tamam. Teşekkür ederim o rica zaman. Ederim. İnsanları cep telefonlarından uzak tutabileceğimiz süre şu anda ortalama bir saat gibi görünüyor. Bu bazen bir dakikaya bile düşebiliyor. Yaptığım araştırmalara göre takıntılı bir telefon kullanıcısı telefon ekranına günde tam 5427 kez dokunuyor. Bu sayı normal bir kullanıcıda günde 2617 dokunmaya düşüyor. Bu bizi verimli olmaktan ve yaptığımız işlere odaklanmaktan alıkoyan bir durum. Peki cep telefonlarını neden bu kadar çok seviyoruz? Bir akıllı telefonun ömrü 5 ile 7 yıl arasıdır. Ama dünya genelinde insanların bir telefonu kullanma süresi ortalama sadece 18 ay. İyi ama daha bozulmadan sıkıldığımız onca telefon nereye gidiyor? Çevre Koruma Ajansı EPA'nın yaptığı araştırmaya göre günde 350 bin, bir yılda 152 milyondan fazla cep telefonu çöpe gidiyor. Buna rağmen her yıl 1 milyardan fazla cep telefonu üretmeye devam ediyoruz. Çağımızın en büyük sorunlarından biri tüketim çılgınlığı. Bunun en önemli nedeni zaman içinde doyumsuz tüketiciler haline getirilmemizden kaynaklanıyor. O kadar çok şey istiyoruz ki bu yüzden hep eksik olduğumuz hissine kapılıyoruz. Teknolojik ürünler pazarlanırken tüketiciye yeni çıkan modellerin gerisinde kalındığı takdirde eski, demode olunacağı hissi aşılanır. Bu yüzden sürekli yeni olana ihtiyaç duyduğumuz hissine kapılırız. Örneğin ihtiyaç duyduğunuz bir teknolojik ürün var. Sizin için en faydalı olanı tespit ediyorsunuz ve bir mağazaya gidiyorsunuz. Kısa bir aramanın ardından istediğiniz ürünü buluyorsunuz. Ürününüzün adına CT1 diyelim. Ekonomik şartlarınızı gözden geçirdikten sonra almaya karar veriyorsunuz. Ürünü aldığınızda mutlu ve tatmin olmuşsunuzdur. Ancak sistem bu mutluluğun fazla uzun sürmesine izin vermez. Elektronik atık olayının önüne geçebilmek için birçok önlem alınabilir. Ama en önemli önlem bireysel olarak alışveriş biçimimizi değiştirmekle başlar. Geri dönüşüm ve sonrasında elde edilen kazançlar çok önemli. Cep telefonlarının dönüştürülmesinde gerekli hassasiyet gösterilmezse çok farklı bir gelecek bizi bekliyor. Akıllı telefonların içindeki ağır metaller toprağa karıştığı takdirde doğanın yıkımı için domino taşı etkisi başlamış olacak. Tüm dünya elektronik atık noktasında başarılı bir sınav veremiyor. Ürettiğimiz atıkların maalesef sadece %20'sini geri dönüştürebiliyoruz. Ülkelerin elektronik atıklarla ilgili attığı ilk adım, ellerindeki çalışır durumda olan elektronik eşyaları gelişmemiş ve fakir ülkelere yeniden satmak ya da hibe etmek. Dünyanın en fazla elektronik atık üreten ülkesi ABD, elindeki bu büyük çöpü Asya ülkelerine satıyor. Bu değerli çöpe talip olan ülkelerin başında Çin geliyor. Burada ortaya başka bir sorun çıkıyor. Elektronik atıkların sadece ticaret ve para kaynağı olarak görülmesinden dolayı dönüşüm tesislerinin olduğu bölgelerde yaşayan insanların zehirlenme riski çok yüksek. Biri size gelip çöpe 700 milyon dolar atmış deseler buna bayağı şaşırır ve inanmanız kolay olmaz, öyle değil mi? Ama bu maalesef doğru. Ülkemizde her yıl geri dönüştürülemeyen elektronik atığın toplam değeri 700 milyon dolardan fazla. Mesela geri dönüşüm yerine çöpe atılan bir elektronik cihaz. Bence geri dönüştürülmeye değer. Neyse ki bunu kurtardığım iyi oldu. Ama daha kurtarmam gereken çok şey var. Şimdi bu masada hepimizin bir zamanlar kullandığı ama artık kullanmadığımız elektronik aletler var. Elektronik atıklar hakkında araştırma yaparken bence çok önemli bir tespitim oldu. Organik, plastik, kağıt gibi atıkların geri dönüşümü hakkında hepimizin bilgisi ve fikri var. Bu atıklar bir süre sonra çöpe gidiyor, oradan da dönüşüme uğruyorlar.
Fakat bu elektronik atıklar için bu durum böyle değil. Bazen kıyamadığımız, bazen de çok değerli oldukları hissine kapıldığımız için onları atamıyoruz. Evimizde saklamaya devam ediyoruz. Şimdi bu tespitin doğru olup olmadığını öğrenmek için bir yere gidiyoruz. Aranızda benim ressam olduğumu düşünenler olabilir. Keşke. Yani olmayı çok isterdim ama bende maalesef öyle bir yetenek yok. Ressamlar doğayı ölümsüzleştirmek için tabloyu kullanırlar. Ben de şimdi doğayı başka bir yolla ölümsüzleştirmek için fırçamı arkadaki beyaz fonda gezdireceğim. Evet, elektronik atıklar. Hanımefendi, hanımefendi, pardon. Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Defne. Defne Hanım, size birkaç soru sormak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bazı elektronik cihazlar var. Bunların hepsi elektronik atık aslında. Evinizde daha önce bu cihazlardan kullandığınız oldu mu? Oldu, evet. Hangileri mesela? Şöyle bir... Ütü, telefon, tartı, laptop, hesap makinesi, telefon. İşte ütü. Bunlar çoğusunu kullandım aslında. Yani... Telefon, tablet, ev telefonu. Laptopu kullandık. Kumanda, cep telefonu, ev telefonu, hesap makinesi. Şimdi başka sorum daha var. Bu cihazlardan hala evinizde olup ama atmaya da kıyamadığınız, hala kıyıda köşede bekleyen, hani böyle çekmecenin dibinde bekleyen aletler olur ya, onlardan var mı? Telefonum vardı, onu atmaya kıyamıyorum. Ya bizim evde yok. Sizin evde yok? Evet. Hiçbir şey yok mu? Bütün elektronik cihazları kullanıyor musunuz? Vadesi dolduysa atıyoruz yani. Öyle bir şey. Atıyorsun. Peki nereye atıyorsun? Elektronik çöpler atıkları oluyor. Onlara atıyoruz. Sen bu konuda duyarlı bir insansın. Evet, ailecek duyarlıyız. Bu elektronik atıkların durdukça aslında insan sağlığına zarar verdiğini biliyor musunuz? Evet, radyasyon. İçlerinde çeşitli maddeler var. Kimyasal maddeler var. Bunlar bulundukları ortamda uzun süre kalınca insan sağlığına zarar verebiliyorlar. Bunun yanında aynı zamanda maddi zararları da var. Geri dönüşüme tabi olsalar bu tarz elektronik atıklar Türkiye'de bir yılda 700 milyon doların çöpe gitmesine engel olunmuş oluyor aslında. Evinde bu cihazlardan sakladığın için, sen de atmaya kıyamadığın için, evet. Sen de benim için bir tane fırçayı alıp buraya kırmızı bir çarp atar mısın? Kırmızı. Evet, kırmızı. Bu yanlış bir şey yaptım herhalde. Eğer olmasaydı sana yeşil çarp attıracaktım ama olduğu için maalesef sen de benim gibi kırmızı çarp atacaksın. On altı tane kırmızı çarpı. Hala yeşili bulamadık. Merakla bekliyoruz bakalım kimin evinde atık yok. Evet. İlk yeşil çarpıları yakaladık. Kızların evinde asla elektronik atık yok. Ya ihtiyaç sahiplerine veriyorlar ya da geri dönüşüm tesislerine götürüyorlar. Ayrıştırma kutularına atıyorlar. Son derece duyarlı insanlar. Benden de şahsen özel bir tebrik hak ettiler. İlk yeşiller geldi, harika. Gerçekten yeşilin rengi çok başka. Maalesef tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Yani tablonun hali ortada. Korkunç. Her yer kırmızı çarpılar içinde. Yeşil çarpılar çok az. Tablo birazcık kızardı. Bizim de içimiz karardı. İşin ekonomik durumu gerçekten çok kötü. Ama bence sağlık tarafı çok daha endişe verici. Sağlık konusunda, yani bu elektronik atıkların sağlığa verdiği zararla ilgili bize bilgi verecek bir uzmanı tanıyorum. Hadi uzmana gidelim. Hocam, öncelikle çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Size hemen bir soru sormak istiyorum. Ben bir deney yaptım. İnsanlara şunu sordum. Evinizde elektronik atık eşya, yani kullanmadığınız elektronik eşyalar var mı? Kıyıda köşede bekleyen, atmaya kıyamadığınız, vazgeçemediğiniz. Ve bunun için şunu söyledim. Eğer varsa arkamdaki beyaz ponoya kırmızı bir işaret atın, kırmızı bir çarpı atın. Ama yoksa da yeşil işaret atın dedim. Tabii ki beklenen oldu ve maalesef arkam kırmızıyla doldu, taştı. Ben de bu işi size sormaya geldim. İnsanlar evlerindeki kullanmadıkları elektronik eşyaları ne yapmalılar? Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Yeni bir eşya aldığımız zaman, bu yeni bir buzdolabı olabilir, çamaşır makinesi olabilir, yeni bir bulaşık makinesi olabilir veya bir telefon olabilir. Normalde bunu satan firmalar
bunların eskisini almakta yükümlü. Daha sonra daha ufak malzemeleri belediyelerimiz bunlarla ilgili farklı yerlere atık toplama kutuları koydular. İşte bir tane örneği hemen karşımızda. Dolayısıyla bizim tüketici olarak yükümlümüz evimizdeki elektrikli ve elektronik atıkları bu noktalara getirip doğru kutulara atmak. Peki eğer bu cihazı ben buna değil de normal bir çöpe atsaydım ne olacaktı? Zaten bu elektronik atıkların en büyük sıkıntısı içinde zararlı maddeleri ihtiva etmesi. İçinde kadmiyum, krom, kurşun gibi, cıva gibi birçok zararlı maddeler var ve bunların hepsi insan sağlığına zararlı. Dolayısıyla bunları bu doğru kutu yerine yanlış kutuya attığınız zaman veya yanlış yere attığınız zaman buradaki bu bütün ağır metaller olsun, bütün insan sağlığına zararlı maddeler bir şekilde toprağa gidiyor, suya gidiyor ve en sonunda insan sağlığına zarar veriyor. Şimdi ben bununla ilgili benim aklıma bir fikir geldi. Bir şey yapmak istiyorum ama bunun için size ihtiyacım var. Benimle birlikte gelebilir misiniz? Memnuniyetle. Yani madem bu atıklar bu kadar tehlikeli, bence biz beraber insanları bilgilendirebiliriz. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba. Çıkartabilirsiniz. İsminiz nedir? Uğur. Uğur Bey. Uğur Bey. Nasıl, sergi güzel mi? Ya ben şaşkınlık içindeyim. Hiç böyle bir zehir sergisi beklemiyordum. Daha farklı beklenti içindeydim. Nasıl bir beklenti içindeydiniz? Ne olabilirdi içeride ya mesela? Ya hani hayvan zehirleri ya da ne bileyim farklı işte daha farklı zehirler. Onlar da alakalı şeyler bekliyordum ama bir girdiniz. Elektronik aletler, eski elektronik aletler görünce şaşırdım. Bunlardan evinizde var mı elektrik atıklardan? Var tabii ki. Ne var mesela? Eski kullanmadığımız birçok eski telefonlar, eski işte tabletler ya da işte bilgisayar var yani atmıyorum. Kullanmadığım hesap makinesi var. Kullanmıyorsunuz ve bekliyor. Fön makinesi, cep telefonu. Eski kenarda duruyorlar. Evet, kenarda duruyor. Atmıyoruz. Annem onları lazım olur diye hala tutuyor. Var. Kıyıda köşede bekleyen. Var. Neden duruyor onlar? Çekmecemde bekliyor. Neden? Belki bir gün yaptırırım diye. Bu elektronik atıkların sizlere zarar verdiğini hiç tahmin ettiniz mi? Düşündünüz mü daha önce? Yani çalışmadığı için düşünmedim daha önce. Peki neden sizce böyle bir durum var? İşte onu anlamaya çalışıyorum. Peki şöyle, neden? Bunu ben anlatmayayım size. Konunun uzmanı Osman Bey burada. Tamam. Elektronik atıklar var burada ve onlar da gerçekten zehirliler değil mi Osman Bey? Evet, yani normalde günlük hayatımızın bir parçası olan elektronik atıklar içinde farkında olmadığımız birçok kimyasal maddeler var. Ya yani dışarıda zehir sergisi yazıyor. Bunda bir abartı yok aslında. Aynen, çünkü bizim insan sağlığında kanser vakalarına varan etkiler yapabiliyor. Bunların bu kadar zehirli olduğunu öğrendim. Evet. Evde de bu kostümlerle dolaşamayız galiba. Evet, muhakkak. Muhakkak. O zaman ne yapıyoruz? Bundan sonra geri dönüşüm. Aynen öyle. Atıkları ayrıştırıyoruz. Özellikle elektronik atıkları da tesislerine ulaştırıyoruz ki evet. Sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edelim. Çevremizi de kirletmeyelim. Çok güzel. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Biz de çok memnun olduk. Umarım çevreni de bu şekilde bilinçlendiririz. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Birazcık daha gezinebilirsiniz istersen. Teşekkür ederim. Buyurun Osman. Teşekkürler. Konuştuk insanlarla. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben de bu farkındalık çalışmaları için size teşekkür etmek istiyorum. Yani bunların elektronik atıkların bir taraftan zehirli atıklar içerdiğini bilmemiz lazım. Ama bunların bir kaynak olduğunu, yani ülkenin ekonomisine bir değer kattığını asla unutmamamız lazım. Evet. Hepimizin evlerinde gördüğümüz gibi, duyduğumuz gibi bu elektronik atıklardan var. Bunlar gerçekten sağlığımıza zarar veriyorlar. Lütfen bunlardan bir an önce kurtulalım ve geri dönüşüme yollayalım. Hem sağlığımız için, hem çevremiz için, hem de tabii ki ekonomimiz için. Osman Hocam, hadi bunlardan kurtulalım artık biz de. Buyurun. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Umarım izleyenler de bundan çok iyi bir şekilde faydalanacaktır. Umarım bu çalışmalar bilinçlendirme açısından oldukça faydalı olur. Kesinlikle olacaktır. Buyurun gidelim. Hepimiz evlerimizde artık hiç kullanmadığımız ama atmaya da kayamadığımız elektronik eşyalarla birlikte yaşıyoruz. Ben şimdi bugün mahalle mahalle dolaşıp toplayabildiğim kadar elektronik atık toplamaya çalışacağım. Hadi gidelim. Görmüş olduğunuz bu araç
geri dönüşüm tesisine gidiyor efendim. Her yıl geri dönüşüme tabi olmayan elektronik atıklardan dolayı 700 milyon dolar çöpe gidiyor. Elektronik atıklar bizleri zehirliyor. İki tane var. Lütfen bizlerle elektronik atıklarınızı paylaşın. Görmüş olduğunuz bu araç geri dönüşüm tesisine gidiyor efendim. Lütfen elektronik atıklarınızı bizlerle paylaşın. Her yıl 700 milyon dolar değerinde elektronik atık geri dönüşüme gitmeyi bekliyor. Elektronik aletlerinizi, elektronik atıklarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Evet, işte geldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, bayağı yorucu oldu ama gerçekten değdi. Bir sürü elektronik alet topladık. Hadi bunları yeni ulaştıralım. Gidiyoruz. Ah, gidelim abi. Burası elektronik atıkların geri dönüştürüldüğü bir tesis. Şimdi hep birlikte hem bu elektronik atıkları geri dönüştüreceğiz hem de burası nasıl bir yer onu göreceğiz. Hadi gidelim. Murat Bey merhaba. Merhaba. Size şimdi bir sürü elektronik atık getirdim. Evet. Ama benim elektronik atığın geri dönüşümü hakkında süreçle ilgili pek bir bilgim yok. Nasıl başlıyor? İlk önce bu duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Elektronik atıklar çeşitli belediyelerde, market zincirlerinde toplandıktan sonra ve sizin gibi duyarlı arkadaşlarımız buraya getirdikten sonra bunları biz burada bir ön ayrıştırmaya tabi tutuyoruz. Atığın cinsine göre farklı farklı testler var. Lambanın, tonerin, buzdolabının. Bazı atıklarımız da manuel olarak parçalanıyor. İstiyorsanız size bu nasıl yapıldığını burada gösterelim. Çok sevinirim. Hadi gidelim. Burada bir bilgisayarın parçalandığını görüyoruz. Bilgisayarlardaki en önemli konu diskler. Bunların içerisinde bilgi güvenliği var. Bunların lisanslı firmalar tarafından parçalanması lazım. Mesela siz bilgisayarınız bozuldu, bunu verdiniz. Cep evet. Telefonunuz bozuldu, bunu verdiniz. Bunu buraya geldiği zaman biz bunları alıp ayrı şekilde depolayıp daha sonra bunların kırımını yapıyoruz. Bu önemli bir konu. Onun dışında burada mesela televizyonlar var, jackler. Televizyonlar da, bunların da içerisinde değerli malzemeler var. Mesela şu kartlar değerli malzemeler. Yine burada plastikler var, bunlar geri dönüştürülüyor. Yine metalleri var. Bunları da ayırdıktan sonra burada kablosunu, plastiğini, metalini ayrı ayrı ayırıyoruz. Tekrar kartlarını, bunların da içerisinde gördüğümüz üzere içerisinde altın, gümüş, palyadyumun bulunduğu ve nadir toprak elementlerinin bulunduğu değerli kartlar var. Bunların içinde altın ve gümüş mü var? Tabii 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 tabii. Mesela bir cep telefonu bordunda yaklaşık tonunda yaklaşık yarım kilo altın var. Yarım kilo altın. Tabii tabii. Tabii bu biraz tabii şey gibi gözüküyor ama bunun için teknoloji lazım geri dönüştürmek için. Yaklaşık 2 kilogram gümüş var. Ve yaklaşık 200 kilo bir cep telefonu bordundan bahsediyorum. 200 kilo bakır var. Ama onu ayrıştırmak için böyle bir tesis lazım değil mi? Yani ben evde kendim tek başıma ayrıştıramıyorum. Yok onu. Yok. Bunlar için tabii maalesef. Maalesef. Tabii bunun dışında zararları da var. Evet. Mesela demin bahsettik cep telefonlarında ve telekomünikasyonda bilgi güvenliği var. Eski televizyonlarda, siyasi televizyonlarda kurşun var. Yine eski LED televizyonlarda LED lambalar var. Bunların içerisinde civa var. Yine bazı buzdolaplarında CFC gazı var ki bu ozona çok tehlikeli. Yani dikkat etmek lazım.
Şimdi burası elektronik kırma bölümü değil mi? Evet. Aha. Yani nasıl oluyor? Orası manuel kırmaydı, burası elektronik kırma. Evet, şimdi bazı elektronik malzemeler, televizyon monitörleri gibi... yine içerisinde civa içerikli bazı malzemeler var veya çok değerli dediğimiz... işte bilgisayarlar gibi bazı ürünler manuel olarak ayrılıyor. Onun dışında işte yazıcılar, işte küçük ev aletleri gibi ürünleri de biz burada kırma tesisimizde kırımını yapıp... mekanik, işte manyetiklerle, biraz da elleştirmeyle bu şekilde ayrımlarını yapıyoruz. Kırma işlemlerini gördük. Yine çok önemli bir konu olan floresan lambalar var. Meritasörf lambalar. Bir tesisimiz var. TÜBİTAK destekli kurduğumuz. İstiyorsanız onu görmeye gidelim. Evet, floresan da geri dönüşüme tabi oluyor. Tabii. Gibi. Çok önemli bir konu. Floresan lambalarda civa var. Özellikle ev hanımlarını ilgilendiriyor. Bu lambalar kırıldıkları zaman hemen o ortamı boşaltmak lazım. Camları açmak lazım. Çünkü bir civa ağır metal ve ortamda bulunan insanlara geçebilir. Murat Bey, tesisi gezdik. Her yerde çok güzel, çok ayrı ayrı bölümlerde bütün elektronik atıkları geri dönüştürüyorsunuz. Şimdi dünyadaki ham maddeler sonsuz değil. Bir kez bunu bilelim. Gelecekte de yani çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak için bu atık olayını ciddiye almamız lazım. Zaten şu anda sıfır atık olayı Türkiye'de gündemde. Benim temennim Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bu atık sektörünün gelişmesi hem istihdam açısından hem ham madde açısından hem de temiz bir Türkiye için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani aslında sorun atıkta değil, atığın geri dönüşümünde diyebilir miyiz? Toplanması ve geri dönüşümü ehil eller tarafından. Peki, çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ ol. Kimimizin çocukluğu onlarla geçti. Bazılarımız onları hatırlamıyor bile. Kimimiz de ilk çıktıkları güne şahit oldu. Her evde bulunan o büyük ağır tüplü televizyonlar. Şimdi nerede? Neredeyse her evde ikişer tane olan kaset çalarlar şu anda nerede? Ellerimizden düşürmediğimiz oyun konsolları. VHS, DVD, CD oynatıcılar şu anda neredeler? Bir gün çok büyük sorun olacaklarını bilmeden hepsini çöpe yolladık. Ama artık elimizde bir fırsat var. Tüm bu akıllı elektronik aletleri kullanan bizleriz. Yani onlardan daha fazla akla sahip olanlar. Gelecek için, dünya için yapabileceğimiz çok şey var. Benim de var tabii. Önce senden kurtulmam lazım. Elektronik atıklardan bu kadar bahsetmişken oyuncaklara değinmeden geçmek olmaz. İçinde küçük elektronik kablo ve piller barındıran oyuncakların geri dönüşümü çok zor, hatta bazen imkansız görünüyor. Bu tip oyuncaklar atık toplama alanlarında yangın çıkmasına sebep olabilir. Dans eden bebeğiniz bu işlevini kaybettiyse, oyuncak ambulans aracınızın sireni sustu ve farları yanmıyorsa, sevimli oyuncak köpek şarkı söyleyemiyorsa, bu sevimli arkadaşlar o evde yaşayanları ve doğayı toksit kimyasallarla zehirlemeye başlamış demektir. Bu oyuncağı babamın bana verdiği günü hala hatırlıyorum. Yaşım ilerledikçe oyuncağa olan ilgim azaldı. Ancak bu oyuncağın bende uyandırdığı güzel duygular hala taze. Üstelik bunca zaman boyunca hiç kimse bana bu oyuncağın tehlikesiz olduğunu söylemedi. Ama günümüz oyuncakları için aynısını söylemek zor. Bence çocuklarınıza oyuncak alırken bir kere daha düşünün. Elektronik eşyaları aynı hızla almaya devam edersek
ve şu an olduğu gibi tüm dünya elektronik atıkları yönetme konusunda ciddi ve acil önlemler almazsak, hepimiz dünyamızın zehirlenerek ya da patlayarak yok oluşuna şahit olacağız. Pardon, herkes buraya bakabilir mi acaba? Merhaba. Evet, size diyorum, aynen size. Evet hanımefendi, siz. Herkes buraya bakabilir mi acaba? Dikkatinizi çekebilmek için böyle bir yönteme başvurdum ve umarım başarılı olabilmişimdir. Sizlere elektronik atıklarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Hepinizin şu anda bir yandan beni izlerken bir yandan da cep telefonlarınıza kaydettiğinizi biliyorum. Çevre Koruma Ajansı EPA'nın yaptığı araştırmalara göre yılda 152 milyondan fazla cep telefonu çöpe gidiyor. Cep telefonlarının içinde değerli maddeler olduğu kadar zararlı maddeler de var. Ve bu zararlı maddeler toprakla buluştuğunda önce yeraltı sularına, daha sonra akarsulara, göllere ve denizlere ulaşır. Dünyada sadece bir saniyede 800 laptopun çöpe gittiğini biliyor musunuz? Hepinizin evlerinde artık hiç kullanmadığınız ama kıyıda köşede bekleyen elektronik aletleriniz olduğunu biliyorum. Peki bu aletleri nasıl değerlendireceğinizi biliyor musunuz? Bilmediğinize iddiaya girebilirim. Teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Kullandığımız elektronik aletlerin hayatlarımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Ama doğru kullanmazsak veya doğru şekilde geri dönüşüme kazandırmazsak çevremize çok ciddi zararlar vereceğini unutmayalım. Kendimiz için ama daha da önemlisi dünyamız için umutlu olmanın önünde hiçbir engel yok. Çünkü biliyoruz ki daha güzel bir dünya için her şey bizim elimizde. Doğamızı koruyalım. Bizim için ve diğer tüm canlılar için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.